Bugünkü modelimiz Türkiye piyasasına hızlı bir girişin ardından geniş kitlelere yayılmakta hiçbir çekince sergilemeyen Jacques Philip markasının henüz tanıtılan Fortis modeli. Burak Bayram hoş geldin. Hoş bulduk Doğruçelebi. Ne haber? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Geçen videoda seni yalnız bırakmıştık Jack Philippe ile ilgili. Evet. Takipçilerimiz diyorum. de biraz karmaşık duygulara bürünmüştü. Doğru. Hem markanın Türkiye'deki faaliyetleri hem modellerin tasarım anlayışının yarattığı hislerle ilgili. Şimdi bugün ikinci modelimiz Fortis Kronograf. Evet. Fortis Latince'de güçlü demek. Sence güçlü bir saat mi? Ben açıkçası ismini hak ettiğini düşünüyorum. Yani <laughs> bu yine otomatik kronograf bir model bu arada. Jacques Philippe'in bir önceki modeli de otomatik kronograftı. Yine otomatik kronograf bir model göndermişler bize ki model çok yeni bu arada ve ben Instagram Instagram üzerinden birçok soru almıştım bu modelle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Dolayısıyla canlı bir şekilde inceleyebiliyor olmak benim için iyi oldu. Böylece bu sorulara da birkaç açıdan cevap verebileceğimi düşünüyorum. Şimdi saati canlı görmeden önce ben İstanbul'un her yerinde billboardlarda görmeye başladım. Doğru, evet. Bu markanın Türkiye distribütörü müthiş bir pazarlama stratejisi yürütüyor. Doğru. Saatle ilgisi olmayan insanların dahi en azından mekanik saatçiliğe ilgisini artırmak anlamında herhalde oldukça başarılı bir performansı Kesinlikle, var. Kesinlikle katılıyorum. Yüzümü nereye çevirsem özellikle trafikte geçirdiğim uzun saatlerde Jack Philip ve şu anda da bu modelle ilgili Fortis Kronograf'la ilgili bir görseli mutlaka rastlıyorum ve özellikle bu model, Fortis Kronograf modeli. Sence modelin en güçlü yanları? Biraz senden isterim. Modelin güçlü yanlarından bahsedecek olursak öncelikle benim için bu modelin en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi tasarım duru. Dediğim gibi bu ikinci sefer elimize ulaşan otomatik kronograf bir Jacques Philippe ve bu sefer daha özgün bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çeşitli detaylar var, aktarmak istedim. Öncelikle saatin teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim. 45 mm çapında bir saat. Artık günümüz koşullarında oversize sayılabilecek, yani büyük sayılabilecek bir ebat. Ki 17.7 mm'lik de bir kalınlık söz konusu. Yani bilekte bu saati saklamak pek de mümkün değil. Ama bundan bahsederken bunu iyi bir şey olarak anlatıyorum. Neden? Çünkü sonuç itibariyle spor saatleri büyük havalili seven, en azından koluna taktığı, bileğine taktığı saatin fark edilmesini hatta belki gidip onunla ilgili kendisine bir soru sorulmasını isteyen bir profil de var. Öncelikle söylemek istediğim bu. Şimdi müsaadenle ben de yorumumu yapayım. Evet, oversize sonuçta bu bir trend. Günümüzde artık etkinliği azalmakta olan bir trend. Kesinlikle. E, markalar evet, küçülmeye doğru gidiyor. Şimdi bugünün koşullarında 17.7 milim dediğimde oldukça iri ebatlı saatler alanına hmm. girmiş oluyor. Ki saatin içinde kullanılan mekanizmanın yine kullanıldığı başka markaların başka modellerine baktığımda bundan 3 hatta 4 milim daha ince kasayı rastlamak mümkün. Hı hı. Dolayısıyla Jacques Philippe'in bu seçimi bir mecburiyet değil, bir tercih. Kesinlikle. Benim de anlatmaya çalıştığım aslında <laughs> <laughs> evet. Hmm. Daha da önemlisi saatin boynuzlar arası yani lak tulak diye tabir edilen uzunluğu 51.8 milim. Şimdi bu 51.8 milim ince ya da orta bilekli birinin zaten bileğinin uzunluk değerlerinin dışında. E şimdi bu saati o zaman takabilecek birinin ya iri bilekli olması gerekiyor. iri ebatlı olması gerekiyor. Hı hı. Ya da gerçekten saatinin bileğinde daha bir işte söze girmeden kendi kendine konuşmasını istiyor. Sonuçta biz buraya <laughs> bize tanıtım amacıyla gelen bir ürünü tanıtmakla mükellefiz. Yani elbette saat meraklısı olarak bu işte geçirdiğimiz onlarca yılın ardından mutlaka kendimize ait bazı düşüncelerimiz var. Fakat bunları diretmek veya mutlak doğruymuş gibi karşımızdakileri aktarmak bence olması gereken bir davranış şekli değil. Objektif olarak değerlendirmek zorundayız. Saatin Harika. bu çapını bu yüksekliğini ve bilek üzerinde kapladığı yeri Beğenecek hatta sadece bu motivasyonla almak isteyecek bir profil var. Ve o profil için bu saat gerçekten çok uygun. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Bence burada bu saatin profilini belirlemek senin veya benim bu saatin ebatları hakkında ne düşündüğümüzden daha önemli. Peki tarzından bahsettik. Hı -hı. Saatin güçlü yanlarından bahsetmişken saatin tasarımsal anlamda öne çıkan özellikleri sence neler? Bu özellikle aslında bahsetmek istediğim bir mevzu. Burada hoşuma giden iki tane detay var. Bu detaylardan bir tanesi saatin bezeli parlak masif 18 karat altından yapılmış. Bu gerçekten hoşuma gitti. Çünkü özellikle bu fiyat bandındaki modellerde pek rastlanacak bir detay değil. Aynı zamanda yine bu fiyat bandındaki modellere eklendiğinde fiyatı ciddi manada yukarı çıkaracak bir detay. Dolayısıyla Jacques Philippe'in masif altın kullanması benim burada hoşuma gitti. Yani saatin eksklusif halini birazcık daha öne çıkaran, biraz daha bu haline vurgu yapan bir detay. Bir de bunun dışında bazı kişiselleştirme özellikleri var. Kadrana baktığımızda evet iskelet bir kadran var ve daha çok klasikten ziyade daha endüstriyeler tasarlanmış. Yani baktığında siyah bir köprü ve aynı şekilde ana plaka detayları var. Perfora edilmiş. Bence güzel duruyor. Yani iki tane sayıcı tutan bir nevi bir kafes, bir köprü görevi görüyor. Bunun dışında 18 karat masif altın bezelle uyumlu kollar var. Çark şeklinde tasarlanmış bir saniye sayıcı var. Dakika sayı çok hoşuma gitti. Jack Philippe'in logosu J ve P harfleri şeklinde işlenmiş ve dakika sayıcı olduğu için kronografı çalıştırdığında yavaş yavaş bu dönmeye başlıyor. Sıfırladığında da tekrar aynı pozisyona geliyor. Bu kadar büyük iki tane harfin bu hareketi yapıyor olması hoş bir animasyon olmuş aslında kadranda. Bu da hoşuma gitti. E o zaman mekanizma tarafına geçelim hı hı. ki burada evet eleştiriye mahal bırakmayacak bir şekilde Sellita'nın SW510 sınıfı otomatik kronograflı bir kalibresi mevcut. SW510 ailesi aslında 500 ailesi olarak da değerlendirebiliriz. ETA'nın son derece meşhur yıllar içinde rüştünü ispat etmiş. 77'li kalibresini baz alarak üretilen, Hı -hı. hassasiyet konusunda sizi üzmeyen, güç rezervi konusunda son yapılan iyileştirmelerle 60 saatlere varan güç rezervleri doğru. sunan, Hı -hı. amaca yönelik bir kalibre. 510 dediğimiz takdirde bu sefer bir kompaks kronograf yerleşimine doğru gidiyoruz. Hı -hı. Yani saat 9 pozisyonunda saatin küçük saniyesi, saat 3 pozisyonunda da kronografa dair dakika sayıcı yer alıyor. Bu model ailesinin tri yani saat 6 pozisyonunda da gösterge olan bir versiyon mevcut. Aslında direkt olarak ETA 7753 evet. muadili olarak da değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz artık ETA mekanizma dağıtımını kendi grubu bünyesinde yer almayan markalarla yapmıyor. Dolayısıyla diğer üreticiler de ki bu giriş seviyeden çok üst düzey üreticilere kadar geniş bir spektrumda Sellita'nın kalibreleri kullanılıyor. Sellita dediğimizde zaten 1960'lardan beri üretim yapan iş en büyük mekanizma üreticilerinden bir tanesi. Doğru. Dolayısıyla mekanizma anlamında saate dair kafanızda herhangi bir soru işareti Olmasın. Evet. Derken başka detaylara doğru yol alalım. Başka detaylar derken mekanizma ile ilgili ufak bir tüyo ya da detayla ben vereyim. Normal koşullarda SW510 aslında tarih fonksiyonu olan bir mekanizma ama Jacques Philippe burada tarih fonksiyonunu koymamış. Bence iskelet temalı bir kadranda tarih fonksiyonunun olması bir artı denebilir. Açıkçası şöyle kafamda tasavvur ettim. Burada açık bir tarih çarkı nasıl olurdu diye. Belki zaten oldukça endüstriyel ve sıkışık gözüken kadranda ekstra bir detay olması hoş olmazdı. Dolayısıyla tarihi çok da sevmediğim düşünce olursak aslında. <laughs> Bunu da güzel bir detay olarak ekliyorum. Senin aksine ben de işlevsel buluyorum tarih evet. komplikasyonunu. Ama zaten evet bu karmaşayı bir de tarih diskiyle daha da karmaşık hale, hale getirmektense getirmek. sade haliyle bırakalım. Öylesi Bence daha evet. iyi. Kesinlikle. Bunun dışında hoşuma giden detaylardan kurma kolu çok, çok güzel. Rahat kavranıyor. Kilitli bir kurma kolu var. Yassı butonlar aslında daha çok vintage saatlerde denk geldiğimiz bir detay. Fakat kasaya yandan bakıldığında boynuz tasarımındaki o üçgen formla buradaki üçgen form birbirini takip ediyor. Aslında bakacak olursan tasarımsal manada iyi durduklarını düşünüyorum. Üzerinde Jacques Philippe logosu olan kurma kolu hoş. Burada bir dişli görüntüsü var. Üzerindeki o tırtık desenleri. Bu hoş evet, Helisel dişli olarak evet, da Aynen öyle. Diploin dediğimiz çift tarafa katlanır ve buton kontrolü bir klipsi var. Hoş bir detay. Hem kullanım açısından hem kayışın uzun süre sağlıklı kalabilmesi açısından ve biraz daha modeli böyle eksklusif havaya büründürmesi açısından bence güzel bir detay. Standart bir toku olmasından daha iyidir diye düşünüyorum. Burada müsaadenle araya gireceğim. Saati bir süredir takıyorum. Ki bu bir süre aslında kısa bir süre. Evet. Fakat bileğime kayışı tam olarak ayarladığımda katlanır tokanın kavisi ve Hı -hı. bileğime temas eden kısımlarından dolayı bir miktar konforsuzluk yaşadım. Evet. Bu tarz çift taraflı tokalarda ben pek rahat edemiyorum. Hı -hı. Bu belki benimle ilgili bir durumdur. Çünkü etrafımdaki saat meraklılarından benzer yorumlara çok rastlamıyorum. Ama keşke bu tarz saatleri bir de standart tip yani pin buckle dediğimiz tokayla da kullanıcıya ulaştırma imkanı sunsa markalar. Eminim birçok kişi sadece konforundan ötürü dahi standart tip tokayı tercih edecektir. Evet. Aslında seninle aynı fikri paylaşan Serdar var. Serdar da genel itibariyle pin tipi standart tokaları sever. Katlanır tokalar Hı -hı. yerine. Bence katlanır tokalardaki sorun şu şekilde bertaraf edilebilir. Belki birazcık daha az bulunan bir çözüm olacak ama delik kullanmak yerine klips ve sıkıştırma kaydırmalı evet. bir şekilde yapılırsa böylece ince ayar yapılır. Aynı zamanda katlamadan kaynaklanan şu kalın mekanizma da ortadan kalkmış Hı -hı. olur. Daha konforlu olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta tabii bizim görüşlerimiz tamamen kendi kullanımımıza yönelik. Belki bu saati alıp takacak olan kişiler bunu bizim gördüğümüz gibi görmeyebilir veya düşünmeyebilir ama böyle bir iyileştirme bence fena olmazdı diye düşünüyorum. Yani o açıdan 22 milimlik zaten bir boynuz aralığı mevcut. Herhangi bir kayış ve istediğiniz tarz tokayla zaten Hı -hı. saatinizi kombinleyebilirsiniz. Hı -hı. Bu anlamda istediğiniz görüntü ve konforu yakalamak son derece kolay. Bu arada ben kayışı da beğendim. Koyu kahverengi bir kayış. Evet. Timsah derisi baskılı ve astar kısmı da deriden yapılmış. Aynı zamanda oldukça kalın başlayıp padded dediğimiz Hı -hı. dolgulu. Daha sonra tokaya doğru incelen bir kayış. Sonuçta saat. Zaten hem çap açısından havaleli yapısını hem de ağırlığını bilekte güzel dengelediğini düşünüyorum. Eğer ki iyi bir şekilde ayarlayabilirsiniz gibi ben biraz önce denedim. Problemsiz ve konforlu bir şekilde takılabiliyor. Yani burada ince bir kayış olsaydı belki çok güzel durmazdı. Bunun bir bileziği olmuş olsaydı muhtemelen çok daha ağır olacaktı. Dolayısıyla aslında Jacques Philippe'in buradaki kayış seçiminde de beğendiğini söyleyebilirim kendi adıma. Pekala. Şimdi gelelim vazgeçilmezimiz. Hı -hı bu saatte bir şeyleri değiştirme şansın olsa neleri seçerdin kısmına? Belki antirefle konusunda yansım önleyici bir safir kristal cam en azından çift taraflı kadranın daha net gözükmesini sağlayabilirdi. Tamamen yani markanın kendini geliştirmesi açısından yapıcı bir eleştiri olarak yazalım onu. Bu iyi. Aynı zamanda 100 metre su geçirmezlik de var. Açıkçası çok bir şey bulamıyoruz. Sonuçta kauçuk bir kayışla beraber takılacak bir tasarım değil. Çünkü evet belki iç kısmı endüstriyel de olsa sonuç itibariyle özellikle altın bezeli ve yumuşak hatlarıyla bence birazcık daha klasiğe yakın bir tasarım. Teşekkürler Burak Bayram Güzel, değerli yorumların için saat ve saat firmasına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yeni modeli güncel modeli bizlere incelememiz için ulaştırdığından dolayı bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. Görüşürüz hoşçakal.